Meslek sahibi olmak ister misiniz? Peki bunun bedava olmasını ister misiniz? Üstün derece okulları güvencesiyle Türkiye'nin yeni okulları Teknokent Koleji İskenderun'da. Örgütü olarak buna inanıyoruz ki örgütü güçlü olmayan hiçbir siyasi hareketin ve siyasi partinin başarılı olma şansı yok. Aslında her ne kadar bir seçim diye ifade ediliyorsa da iki seçim. Biri sistem değişikliğini getirecek olan bir seçimdir. Biri de parlamenter sistemde görev alacak arkadaşlarımızın seçimidir. Kardeşlerim, arkadaşlarım, benden küçük olan evlatlarım, benden büyük olan atalarım, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı, Kırıkhan, Erzin değildir mesele. Mesele Hatay'da değildir. Mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet sonsuza dek yaşatılabilme meselesidir. Bizler şunu unutmayalım. Buradan göndereceğimiz milletvekilleriyle değil, buradan atacağımız sandıklara namusumuz olan oylarımızla Türkiye Cumhuriyeti'nin ileride hangi yöntemle seçileceğini belirleyeceğiz. Buna karar vermek zorundayız. Her gün sabah kalktığımızda bir gün eksilmiş olacak. Bu kara günler geçecek. Bizi birbirimize düşürenler, bizim yarınımızı karartanlar, bizim hazinemizi boşaltanlardan hesap sormak için her sabah kalktığınızda bir gün eksiltin. Az kaldı. Sadece ve sadece 27 gün kaldı. Sayın Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımız için atacağımız her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına atıldığına var mısınız? Ama bunun yetmeyeceğini biliyorlar ki hani bir ikinci çıkış noktası dediler, biz ikinci kurtuluş noktası diyoruz. O ikinci kurtuluş noktası da emin olun kardeşlerim, bacılarım, abilerim, ablalarım, buna emin olun, ikinci çıkış noktası olmazsa birincisi işe yaramaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş at olduğu Millet İttifakı'nı iktidara getirmeye hazır mısınız? Türkiye adeta bir yangın yeri. Ben Hatay'ın çok kararlı olduğuna inanıyorum. Ben bir Hatay'ın çocuğu olarak özellikle Amuk Ovası'nda bu partiye güç verme adına sabahın 08'inden gecenin 02'sine kadar hiç durmadan emek sarf ettiğimi bilmenizi isterim. Bu güzel Atatürk'ümüzün kurduğu partiyi Hatay'da iktidar yapacağız. Mecliste çoğunluğu sağlayacağız. İnşallah Muharrem İnce Beyefendi'yi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu ülke kritik bir süreçten, hayati bir dönemden geçiyor. Bu bir kurtuluş, aynı zamanda kuruluş mücadelesi. Biz Cumhuriyeti, parlamenter sistemi yok etmek isteyenlere karşı bir mücadele içerisindeyiz. Yok etmek isteyenlere karşı yeniden kurma mücadelesi ve bu insanların da yeniden cumhuriyete kavuşma, kurtuluşu mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede isimlerin pek bir kıymeti yok. Riyad, Suzan, Nazım, İsmet hiç önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunu taşıyan her Cumhuriyet Halk Partili insanlara, kişilere önem vermez. Davalarına bakar, davalarına. Ülkemde herkes mutsuz. Biz mutluluğu arıyoruz.
Ülkemde herkes her gün kavgadan bıktı. Biz huzuru arıyoruz. Biz ahlakımızı kaybettik. Ticarette, evlilikte, insan ilişkilerinde, her yerde ahlaksız bir toplum haline dönüştük. Dürüst, haysiyetli, ahlaklı bir toplumu özlüyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Mecliste yarım kalan devrim var. Biz o devrimi tamamlamadan, yeniden Anadolu'nun küllerinden cumhuriyeti kurmadan, yeniden hak, hukuk ve adaleti tesis etmeden milletvekilliğini bize bırakmayın dediler.